1950'de e, üçüncü sınıftasınız İTÜ'de ve İzmir Merkez Bankası yarışması açılıyor ve yarışmaya giriyorsunuz ve birincilik ödülünü alıyorsunuz. Aslında e, sizin mimarlık hayatınız da e, başlamış oluyor üçüncü sınıftayken daha. Evet. 2011'e kadar bunu aktif olarak sürdürüyorsunuz. 2011'de bir S veriyorsunuz. Evet. <laughs> e, dolayısıyla dolayısıyla 61 yıllık aktif bir mimarlık hayatı var. Bence hala sürdürüyorsunuz çünkü işte şimdi konuşuyoruz, kitaplar yazıyorsunuz. Hatta şu anda yine masanızda yazmakta olduğunuz kitabınız var. Dolayısıyla bu, bu süre içerisinde irili ufaklı 300 işten konuşulabilir. Bütün bunların içerisinde 70 ödülden söz edilebilir. Bütün bunların içerisinde 28 tane birincilik ödülünden söz edilebilir. Böyle hani mimarlıkla ilgili ne varsa bütün bunlar için gerçekten de hala işte üzerinde konuştuğumuz, önemsediğimiz, birbirinin devamı olan çok önemli şeyler var ve bunları üstelik sadece yapmakla yetinmediniz. 1954-74, 1954-94 aralıklarını anlattığınız kitaplarınız ve e, 2012'de yayınladığınız Mimarlık Zor Sanat, 2019'da yayınladığınız Çebişev'inden Hisar tepeye. sadece mimarlık da değil, mimarlığın da içinde olduğu hayatınıza dair çeşitli kesitlerden de bizi haberdar ettiniz. Yani her zaman olduğundan daha çok tanıyoruz sizi aslında o kitaplar sayesinde. Bütün bunları okuyunca çok ilginç bir şey fark ettiğimi sanıyorum. O şu sanki bütün hayatınızın omurgası mimarlıktı ve onun dışında olup biten her şey o omurgaya ne kadar takılabiliyorsa o kadar takıldı. Yani bu mimarlık konusundaki konsantrasyonunuz inanılmaz şey, dikkat çekici bir şey. Bütün bunların içerisinde siyaset, sosyal olaylar, aile, eş, çocuk her şey bunun içerisine girebilir benim gözümde. Hatta Mesela 1955, 6-7 Eylül olayları olduğunda siz İstiklal Caddesi'nde ofisiniz var ve İstiklal Caddesi'nde kıyamet kopuyor. Fakat e, bu, bu da yetmiyor. 60, 70, 80 darbelerini yaşıyorsunuz. Fakat bütün bunlar sanki masanıza kapanmış en çok istediğiniz projeyi çalışırken açık kalan pencereden içeri gelen... Gürültüler gibi yani sizi o kadar etkilemiş gibi görünüyor. Bu e, mimarlık omurgalı hayat konusunda ne düşünüyorsun? <laughs> Merak ediyorum gerçekten bunu. Çok teşekkür ederim söyledikleriniz için. Ben tabii öyle de hissetmedim. Ama e, meslek olarak İzmir Atatürk Üniversitesi'ni bitirmiş olmakla zaten teknik üniversiteye girmemiz kesinleşti. O zaman. Aile baskısı, okul baskısı hepsi Atatürk sesi mezunları teknik üniversiteye girer. Teknik üniversiteye girince de ben o zaman artık e, matematik, fizik, kimya'dan doymuş halde biraz matematik, fizik, kimyası az olsun da mimarlık olsun diye mimarlık fakültesi seçtim ve girdim. Ondan sonraki hayatım tabii mimarlıkla geçti ama şundan dolayı belki mimarlığın yoğunluğu. Başka bir şeye aklımız ermiyordu yani ticaret yapamazdık ne bileyim başka siyasi faaliyet düşündüm siyaset hoşuma gidiyordu ama benim sağlığım müsait değil o, o yoğun çalışmaya müsait değil onun için mimarlık eksen oldu da denilebilir başka bir yola sapmak pek de düşünmedim ama düşündüğüm başlıca şey o anda ne yapıyorsam o alanı olabildiği kadar en iyi şekilde yapmaktı amacım. Hayallerim de yoktu yani mimarlıkta çok başarılı olayım, şöyle bir mimar olayım filan. Onlar aklımızdan geçmezdi zaten. Yapabilip yapamayacağımızı da bilmiyorduk zaten. O sebeple ne yapıyorsak o gün için en iyisini yapalım. Şimdi onun dışında, mimarlığın dışında mimarlıkla ilgili diğer faaliyet, komisyonlar, dernekler, efendim vakıflar vesaire bunların hiçbirine ben zaten talip olmadım. Bunlar hepsi itildiniz. Ben çağrıldım. Çağrılınca da vazife saydım. Vazifeyi de iyi yapmak lazım gene. O o bilinçle, o şuurla hatta o stresle yaşadım gittim ta 2012'ye kadar işte meslekten resmen emekli oluncaya kadar ya da başka bir tabirle söyleyeyim, sorumlu mimarlık yaşamını noktalayıncaya kadar hep bir sorumluluk duygusu içinde, onun getirdiği bir stres içindeydim. Okuldayken öğretmenlere karşı her kademede, aileye karşı, mezun olduktan sonra meslektaşlara karşı yarışmaya giriyorsak kazanmak lazım, en iyisini yapmaya çalışmamız lazım. Böyle bir hayat geldi geçti kendiliğinden. Belki de çok da farkında olmadan geldi geçti bunlar. Ben tersine çok farkında olduğunuzu düşünüyorum. Bunu bunu bayağı fark ettiğinizi ve bu farkındalığı da zaman zaman küçük manipülasyonlarla kurduğunuzu ve öyle geliştirdiğinizi düşünüyorum. Biraz geriye doğru sarınca biz aynı lisedeniz Atatürk Lisesi'nden. Evet. Üçüncü sınıftayken Merkez Bankası yarışmasını kazandınız. Ben lisedeyken mimar olmaya karar verdiğimde o yapı benim karar kararımı çok etkileyen verilerden bir tanesiydi. Ne mutlu bana. Çok... Ne mutlu bana. Sizi mesleğe kazandırmışız. <laughs> ee, o yapı çok özel. Bence bütün sizin e, külliyatınız içerisinde ya ben ona öyle bir şey atfettiğim için ya gerçekten de öyle olduğu için ben onu çok özel bir yere koyuyorum. Yani o kadar özel ki o sonradan yaptığınız bütün yapıların neredeyse şeyi gibi, çekirdeği özü gibi duruyor. Pencere, artikülasyonları, kütle etkisi, kapalılar ve açıklar meselesi. Dolayısıyla bu konuda ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Çünkü çok erken bir yaşta yapılmış olmasına rağmen neredeyse ondan sonraki yapılarınızın bütün izlerini de o yapının içerisine yerleştirmiş, koymuş ve daha sonra sanki o yapının içerisinden onları çıkarıp kullanmışsınız gibi. Ve sizin kitabınızın sonuna aldığınız bir Oscar Wilde'ın şeyi geliyor aklıma. O, o yapıyı düşündüğüm zaman özellikle. Bütün sabah şiirimin baskı provası üstünde çalıştım ve bir virgülü attım. Öğleden sonra virgülü geri koydum. Ya sizin sizin yapılarınıza bakınca bu çok ilginç bir şey. Böyle hepsi birbirinin içinden çıkmış gibi. Yani mesela Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetim yapısıyla Eczacıbaşı fabrikası arasında beyazlıkları, gridel cephe yapısı, boşluktan geçen kirişler, boşlukta duran kolonlar gibi. Yani bütün Kütle ve cephe artikülasyonunu sağlayacak her şey birbirine çok benziyor. Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Bu Merkez Bankası'nın sihri var mı gerçekten böyle? Efendim yani mimarlığın nasıl yapıldığına dair bir yöntemimiz oldu. Daha belki de eğitimden geldi bu. Emin Onat'tan başlangıçta. Emin Onat'ın öğrencisi olmakla kendimizi çok şanslı olduğumuzu zannediyorum. Müthiş bir hocaydı. Ee, insanın e, verebileceği ne varsa onu çıkartmaya çalışan, teşvik eden, çalıştığı istikamette teşvik eden, aynı zamanda da belli belirsiz bir yöntem e, bize yöntem gösteren bir hocaydı. Ve Merkez Bankası'ndan başlayarak biz hep Emin Onat'tan öğrendiklerimizi yapmaya çalıştık. Birkaç şey öğrendik. Yani mesela bir dikdörtgen hacme uzun kenarından değil de kısa kenarından girerseniz dikine hacmi daha iyi algılarsınız. Veya bir büyük hacme efendim tek bir duvardan, bir cam kapıdan değil de iki kapıdan, üç kapıdan, küçük hacimlerden geçerek birden büyük bir hacme geçerseniz onun etkisi başka olur. Bu gibi bir takım mimarlık ilkeleri mimarlığı yaratan düşünceleri Emin Onat'tan öğrendik ve onları uygulamaya çalıştık ama Merkez Bankası tabii her şeyi içeriyor demek değil. Şundan dolayı Merkez Bankası verilmiş bir arsa içinde eni boyu belli bir yapıydı. Yani girintisi çıkıntısı hemen hemen hiç yok. Evet, hiç Böyle yok. bir yapıydı ve biz o senelerde mesela o tip yapıları öğreniyorduk Bonas'tan. Mesela Bonas'ın bize öğretmeye çalıştığı mimarlık en iyi örneği Harbiye'deki radyo evi binasıdır. Akademik klasik denen bir mimarlık. Ama sonra da baktık ki mimarlıkta kitle meseleleri var. Yani büyük kitle, küçük kitle, kitlenin dışarı çıkışı, içeri çekilişi filan. Bu gibi meselelerde kendi kendimize daha büyük üstadları görerek, dünya mimarlarını izleyerek, onların söylediklerini izleyerek daima kendi kendimizi geliştirmeye çalıştık. Ama yani bir nokta koydum çıkardım meselesinde şöyle bir gerçek var. Biz Sami Bey'le çalıştığımız yıllarda ki uzun zaman birlikte çalıştık, bir konuyu etüt ederdik karşılıklı eski kağıtlarında ve akşamüstü çok mutlu eve dönerdik, asardık da duvara. Çok iyi oldu, çok iyi oldu, fevkalade. Ondan sonra sabah gelir, aa biz bunu mu yaptık akşam? Yapa, Al baştan yapa. bir daha. Yani bizim bazı yapılarımızın mübalağa etmeyecek, etmeyeyim. yani 500 defa çizilmişi vardır cephede cephesinin. Biraz küçük, biraz büyük, biraz bilmem ne. Bu e, sade em Bey'den öğrendiğimiz bir şey değil. Başka yabancı mimarlardan da öğrendiğimiz, işte e, Rudolph efendim, e, Kevin Roche, e, Salinen, tabii ki Corbusier, Cor, Mies, Alto, her birini tanımaya ve hazmetmeye çalıştık ve her birinden bir şey öğrendik. Ama yaptığımız mimarlık neticede şuna vardı, diyorduk ki hep. Mimarlığın kriterleri var. Yani mimarlık sanattır ama soyut sanat değildir. Soyut bir sanat değildir. Bilime ve etiğe de dayanır aynı zamanda. Bilim nedir? Yapının fiziki özellikleri. Yani insanı koruyacak yapı. Efendim e, işlevine uygun olacak. Strüktürü doğru olacak. Bütün bunların üstüne estetik de gelecek. Aynı zamanda güzel bir yapıda olacak. Bunları bir yöntemle, belki fırsat düşer konuşuruz yöntemi de, bir yöntemle e, harmanlayıp tasarımı tamamlamaya çalıştığımız zaman e, yaklaşımı itibariyle benzer bir tasarım çıkıyor. Yani hareket noktası benziyor. Ee, söylediğiniz şeyin içerisinde yöntem, belki de üniversitenin temel işlevinin bu olması gerekir. Herhalde. Ya, üniversite bir bilgi öğretmekten Herhalde çok bir yöntem öğretmeli ve de. bu harika bir şey. Çok, güzel, şey. Bir tesbit, tabii, çok ee, güzel bir tespit tabii, çok güzel bir tespit. Peki ve o yöntemi de o kadar iyi bir biçimde, e, analitik bir biçimde kullanmışsınız ki yani kafanızda bir bütünlük fikri var. Sonra onu istediğiniz kadar parçalara ayırıyorsunuz. Ama öyle bir ayırıyorsunuz ki yeniden onu birleştirmek istediğinizde istediğiniz gibi birleştirebiliyorsunuz. Evet, o da çok çalışmayla oluyor tabii. Çok evet. araştırmakla oluyor ama bu yani Atatürk Lisesi'nden beri gelen bir e, nasıl diyeyim? Yani batılı bir eğitim mi diyeyim? Mantığa dayalı bir eğitim mi diyeyim? Matematiğe dayalı bir eğitim mi diyeyim? yani Atatürk sesinden beri gelen bir eğitimin sonucu olmalı diye düşünüyorum. Evet Atatürk sesinde insana çok çalışmak öğretilir. Evet. <laughs> İstersen öğrenme. Evet. Peki sanat bir üçüncü konuda konuşmasının içinde mimarların bir sanat olup olmadığı bu kadar işlevsel bir şey. Ve bu kadar yasalar, yönetmelikler, işveren istekleri, arsa, topografya, yön, rüzgar, güneş, gibi şeylere da, bu kadar bağlı bir şey nasıl sanat olabilir? Yani e, sanatın temel meselesi ikna etmek zorunda olmaması değil mi? Kimseyi inandırmak zorunda değilse. Halbuki mimarlık daha başladığınız andan itibaren birilerini inandırmak zorunda olduğunuz bir şey. Sanat mı acaba? Efendim, mimarlıkla sanatı Corbusier şöyle bir diyagramda anlattı. Mutlaka bilirsiniz. Bir diyagram yapmış Corbusier işlevi en ağır yapılardan işlevi en az olan yapılara kadar. Yani bunların tepesinde anıt var. Anıtta işlev minimum. Ama bir sanayi yapısında işler maksimum. Ve diyor ki bu diyagrama bir çapraz çizgi çekmiş. O çizgiye göre anıtta mimarlık yüzde doksan. İşlev veya sürüktür yüzde on. Fabrikada Mimarlık yüzde on işlev veya strüktür yüzde doksan ve arasında dağılıyor şeyler. Dolayısıyla mimarlık hakikaten mimarlığın işlevinden bir tanesi de insanları mutlu etmek, huzur vermek, yaşama sevinci vermek, üretken kılmak değil mi? Mimarlığın amaçlarından biri bu, İşlev değil sadece. Bu bu yönü eksik olursa mimarlık sanatı olmuyor, yapı oluyor. Ne var ki ama yapıdaki sanatın, sanat endişesinin oranı Le Corbusier'e göre giderek birinin lehine, birinin aleyhine değişiyor. Fakat herhalde sanatsız mimarlık akla gelmez. Hayır, sanatı kullanıyor olabilir. Sanatı kendi bünyesinde barındırıyor olabilir. Hatta mimar zaman zaman bir sanatçı gibi davranıyor olabilir. Ama sonunda o büyük tanımda bu mimarlığın sanat olduğu anlamına gelmese gelmese iyi olur. Çünkü Corbusier'in diyagramında da oran %90'lara doğru gittiğinde zaten artık sanattan söz edemiyor hale geleceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bu mimarlığı biraz e, büyük gücünden daha başka bir yere taşımak gibi geliyor bana da onun için şey yapıyorum, e müdahale efendim, ediyorum. Hayır, onu ben şöyle açıklayabilirim bana göre. E... <laughs> mimarlık soyut bir sanat değil. Yani müzik gibi, resim gibi soyut bir sanat değil. Birçok koşula bağlı. Malzemeye, işverene, ihtiyaca, arsaya, çevreye, paraya, şuna buna. Namütenahi girdisi var. Sonsuz girdisi var diyelim mimarlığın. Bu girdiler elbette istediğiniz şeyi böyle hayal ettiğiniz şeyi kafada bir bulut gibi hayal etmenize imkan vermiyor. Ayağınız yere basacak. Çünkü belediye var bir defa. İşte koşul koymuş. Yani bunların içinde... Orası, evet. evet gayet tabii. Ama bunların içinde, bu koşulların içinde ne yapabilirsiniz ki? Yapınız bakıldığı zaman, aa ne güzel. Tamam mimarlık içinde güzel diyebiliriz. Evet. Ama yapıya da böyle bak. Şimdi mesela mimarlığın sonsuz olduğu bakın Ayasofya konuşuyoruz bugünlerde. Benim için Ayasofya içine girdiğimiz zaman insanın içini heyecanlandıran böyle bir yükselten bir yapı, Aaa dedirten bir yapı. Dünyada böyle başka yapılar da var gördüğümüz yapılar gördüğümüzde. Ama bazıları da e, fotoğraftan görüp beğendiğimiz halde yerinde öyle olmuyor. Sukutu hayale uğruyorsunuz. Fotoğraf her zaman yalan söyler. <laughs> Çok güzel. Çok ben güzel. Peki sizin yapılarınıza geleyim. Bir girelim efendim. Mesela Rumeli sarı. Evet. Çok efendim. özel bir örnek. Gerçekten. Evet. 58 yanılmıyorsam evet. değil mi? Evet. Ee, bir surun içerisinde bir mahalle var. O mahalle daha önce bakanlığın mimarları tarafından temizlenmiş, boş bir hale getirilmiş. Çok sarp bir topografya. Kırık dökük bazı surlar, sur parçaları ve yerinde yerler esen bir mescit Onun sadece kırık dökük bir minaresi var. Bence çok özel bir şeydi bu denemek için. Hatta onun içerisine yaptığınız amfiteyatro için bile onun biçimini bile ararken buralı olmasına evet, özen evet, gösteriyordunuz. Evet, evet. Sizce mesela kent içerisinde bugünkü anlayışla bakıldığı zaman belki de dokunulmaması gereken bir yerken. Evet. Nasıl bir şeydi? Neresinden başladınız? Çok merak ediyorum. Hükümet bir yandan duvarları restore ettirdi. Yani biz içinde olmadan Topkapı Sarayı Müzesi'ne bağlı üç hanım mimar hatta bir tanesi de koltuk değnekleriyle çalışan Selma Hanım'dı. Çok ünlü mimarlar. Bunlar büyük bir özveriyle ee, kalenin duvarlarını restore ettirdiler. Ve kale e, adeta iyi bir restorasyon bu tartışılabilir. Yani yepyeni bir halde değil ama tamir edilmiş. Yani burçlarının eksikleri tamamlanmış. Bazı mesela kulelerin e, üç büyük kulesi var biliyorsunuz. Onların şapkaları varmış eskiden. Onlar yok. Onlara dokunulmadan. Ama duvarlar temizlenmiş çünkü otlar çıkmış, merdivenleri kopmuş, gezilemiyor içerisi. Ama iç mekanı yıkılan binaların yerlerinde molozları duruyor. Onların arasından çalılar çıkmış, gezilemeyen bir iç mekan. O zaman sanıyorum o zamanın Cumhurbaşkanı Menderes şehrin imarıyla meşgulken Bayar da kendine iş edinmiş Rumeli Sarını düzeltmek istiyor. Ve o zaman Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Haluk Şeyh Suvaroğlu'ydu bir tarihçi hatırlayacaksınız. Ona emir veriliyor. Diyor ki bunun içerisini bir açık hava askeri müzesi olarak düzenleyin. Nasıl yapacaklar? O zaman da adeti yarışma açmak. Kamu yapıları için yapılan bütün müdahaleler yarışmayla seçiliyor mimarları. Biz de katıldık. Zor bir konuydu. 15 civarında bir katılım oldu. Bizim projemiz birinci ödülü kazandı ve biz uygulamasına geçtik. Oradaki amacımız şuydu. Şimdi kale duvarları veri olarak bize verilmiş. Kale duvarlarının içinde sert bir topografya var ve ulaşılamıyor. O yıkıntıdan sonra ve burası bir açık hava müzesi olmak istiyor. Deniyor ki bir de bir yerinde de bir amfi yapın mehter takımı ve halk oyunu gösterileri olsun. O zaman biz şöyle aldık meseleyi. Dedik ki bu 500 yıllık bir yapıdır. Mimar Muslihittin Ağa'nın yapısıdır. Buna 20. yüzyılda bir müdahale yapılacak. Orijinal haline getirmemiz mümkün değil. Öyle bir belge yok elimizde. Nasıl yapalım? Çağdaş bir müdahaleyi nasıl yapılıyorsa bahçe bu topografya nasıl gezilebilir hale getiriliyorsa öyle yapalım. Ee, sakin bir peyzaj yapalım. Surların mimarisi görünebilsin. İstenen işlevleri de amfi gibi, idare binası gibi, efendim bir küçük kahve yapısı gibi yapıları da setler altına koyarak topografiyi iyice açığa çıkaralım. Hatta o dereceye kadar ki Yeni yaptığımız duvarlar, mecburen yaptığımız küçük istinat duvarları eski duvarlara hem yapışmasın 10 santim açıkta hem de taşı ve dokusu Benzemesin. farklı olsun. Yani yarın öbür gün bir düzeltme yapılacaksa 1960 yılında yapılan düzeltme bunlardır diye bütün izleriyle görülsün istedik. Bu düşünce onaylandı. Evet. İyi, i̇yi okunan bir şeydi ve çok iyi de yapılmıştı doğrusu. Hiçbir şeyi eskiden nasıl olduğunu tahmin ederek, ona benzeterek yapmaya çalışmamaktı Hayır. gerçekten ve çok önemli bir işti. Onun ardından tarihsel olarak yakın gelen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı var. <laughs> Hala bence aşılamamış işlerden bir tanesi o. Biz şeyle, bulvarla... Süleymaniye Külliyesi arasındaki Alanı. yere yerli, çok kritik bir yer gerçekten. Onu e, parçalayarak ele alışınız ki sizin mesela o parçalama büyük yapılarınızın hepsinde var hemen hemen. Mesela Antalya Bölge Müzesi'nde de var bu parçalama. Neredeyse bir büyük bütünü parçalayıp tekrar başka türlü bir araya getirmişsiniz gibi. Bugün Manifaturacılar Çarşısı'na baktığınızda, yani ben kendimden ve başka arkadaşlarımdan da biliyorum ki mimar arkadaşlarımdan herkes o yapıyı çok özel bir yere koyar. Size nasıl geliyor? Arsanın iki yönde eğimini topografyada bir e, Saraçhane başından un kapanına kadar olan yüzde dört beş arasında bir eğim var. Bir de Atatürk Bulvarı ile arkasındaki mahalle arasında üç buçuk dört metre bir eğim var. Her iki eğimi de çok iyi kullanarak yapıları o eğime, o topografyaya %100 intibak ettirerek ama aynı zamanda bir alışveriş merkezinin işlevini gerçekleştirerek bir yapı tasarlamak. Bu fiziki tarafı, planlama tarafı. Bir de tabii bu binanın algısı var. Cepheleri nasıl olacak? Nasıl olmalı? Şimdi bugün baktığım zaman söylediğiniz gibi düşünüyorum da Tabii bu vesileledi. Daha evvel de bunu düşündüm birkaç defa. müthiş bir sorumluluk. Yani öyle bir şey ki İstanbul'da koskoca kanuniyle, koskoca sinan'ın işbirliğiyle yapılmış en büyük külliyenin alt sınırını evet. bir nevi kaidesini çiziyorsunuz. Ki karşıdan çizilince evet. öyle oluyor zaten. Öyle oluyor. Evet. Yani insanın içini titreten bir sorumluluk bu. Ben zannediyorum bu sorumluluğu ana fikirleri itibariyle doğru kullandık biz. Bunun da bugünkü kadar değil ama genç bir mimar olarak bir ölçüde farkındaydık. O bakımdan yapının gramerinde, dilinde böyle çok zarif narif şeyler olmasın, zamana dayansın istedik. Mesela manifaturacılar çok ekonomi düşkünler yani. Kaç yaşındaydınız o binayı? Yapın? 28 yaşındaydım. Bu 28-29 yaşta 30'a gelirken sihirli bir şey var. Behruz Çinici de Ottü'yü yaptığında 29 yaşında. Evet. Çok sihirli bir kesit yani. Orada iyi bir şey yapınca o devam edip gidiyor demek. Peki, manifaturacılar için bence çok önemli bir şey var. Yani mikro kliması, o açık koridorları, büyük avluları, e, bulvarla arka taraftaki kod farkını kullanarak ya, bağlandılar. Ya Kent, onu dokusuna dokusundan e, bağlamak. Sadece dükkanların kendilerini ısıtıp soğutmanız yetiyor. E, oysa yani siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bugün öyle bir konu bir, birinin önüne geldiğinde ilk şey onu hemen kapalı bir binanın içerisine sokup klimayla e, ısıtıp soğutmak. Oysa bugün özellikle bu salgınla birlikte şeyi fark ediyoruz ki bu durumu doğal havalandırma olağanüstü bir şey. Dolayısıyla o yapı anlattığınız nedenlerle olduğu kadar Akdeniz moderni diye bir şey varsa acaba bu evet. yani evet. bu iklimin modern yapısı varsa onun da bence çok önemli bir örneği. Bir şey daha mesela Süleymaniye'nin hemen eteğinde ve onun bazasını oluşturacak olmasına rağmen onda geleneksel hiçbir şey aramıyor. Biçim olarak geleneksel hiçbir şey aramıyorsunuz ama davranış olarak yerin, iklimin, bulunduğu coğrafyanın bütün özelliklerini gözetiyorsunuz. Sizde bu geleneksel e, izler konusunda enteresan bir şey var. Mesela Yeni Delhi'de büyük elçilik binası yapıyorsunuz. Orada bile yani diğer yapıları bir tarafa bırakıyorum. Orada bile en temsil etkisi yüksek bir yapı geleneksel hiçbir motifi kullanmıyorsunuz. Tamam bir bir atrium'a, bir iç avluya, taşlık gibi bir yere giriyoruz falan. Bütün bunlar var ama yine de orası Türkiye Büyükelçiliği olup olmadığını bakınca taşımıyor. Bu gelenekselle ilişki konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü sizde bir, özel örnekler dışında yani Ortaköy ve Hisartepe evlerine gelene kadar bu yok. Oysa çok erken yaşlarda yine İzmir'deki şark kahvesi binasında bu geleneksel meseleyi deniyorsunuz ama çok çabuk oradan çıkıyorsunuz. Efendim hepsi tabii gerekçeli. Şöyle ki bir defa ilke olarak bizim mimarlığın, bugünün mimarının yapması gerektiği şeyin bugünün mimarlığını yapmak olduğunu düşünüyorum. Yani gelenekten e, motif almak, form almak. 16. yüzyılda yaratılan bir şeyi 20. yüzyılda yeniden yapmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Yapının özgün koşullarını dikkate alarak çevre etkisini düşünerek çevresi içinde duruşunu düşünerek bugünün malzemesi ve grameriyle diliyle bir yapı yaptığınız takdirde o eğer başarılı olursa özgün Türk mimarlığı olur. Davranış Belki çevre etkileri, belki insan psikolojisi bazı şeyler e, ilham ediyor, yapıyorsunuz bazı küçük şeyler ama herhalde e, 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği bir yapının 20. yüzyıl Türkiye'sinin eseri olması lazımdır diye düşünüyorum. Ben. Peki Ortaköy ve Anadolu Hisarı e nereden işte bunlar, çıktı? İşe, şark kahvesi de öyle, şimdi onu da söyleyeceğim. Şimdi ben İzmir Belediyesi'nde çalıştım kısa bir süre. E, mezun olup askere gidinceye kadar kısa bir süre çalıştım. O zamanki İzmir Belediye Başkanı, Sedat Bey'in Maşka'daki şark kahvesini beğenmiş. Dediler ki bu şark kahvesini yapın. Oradaki e, imar müdürü de İzmir'in değerli bir mimarı Rıza Aşkan Bey. Sedat Bey'in atölyesinde de çalışmış ama İzmir'de imar müdürü. İzmir'de bir nevi akademi temsilcisi gibi duruyor mimarlık yaparken. Ben de onun yanında staj yapıyorum. Bana geldi dedi şark kahvesi yapacağız. E nasıl yapacağız? Sedat Bey'inki gibi yapacağız. E Sedat Bey'inkinin işte konsol kendine özel bir yapısı var. Hatta Sedat Bey'in öğrencisi Mehmet Ali Han'dan o yapıya takılıyor biliyorsunuz. Ne diyor? Suyu çekilmiş yapı <laughs> yalı. Bence haksızlık ediyor. Hayır Öyle be, be, değil evet, yani. Evet. Yani bunlar dedikodu ama. Ama Mehmet Ali ne... Han'dan çok şakacı bir adam olduğu için Evet bunu yapıyor Evet. Neyse. Biz de Rıza Bey'le oturduk. Rıza Bey yönetiyor prensip olarak zaten. Müdür o. Ben de ee, yeni mezunum veya son sınıf talebesiyim. Ya stajyer olduğum bir dönem ya yeni mezun o dönemlerde yapılmış bir yapı. Ee, birlikte tasarladık. Ben Emin Bey'den öğrendiğim gibi ona bir kuyruk ekledik koridor gibi. Ucuna bir küçük pavyon koyduk. Yani o tek başına kare, haçvari, çatılı bir yapı değil. Bir kuyruğu var. Bahri Baba Parkı'nın üstüne hakim, yani galeri gibi bir kısmı var, ucunda bir pavyon var. Saçakları daha az, o büyük konsolları yok. Tretmanı biraz farklı ama şark kahvesi, yani istenen o. Sonradan onu yapmamıza imkan yok zaten. Yani kendi herhangi bir yapımda öyle bir şeyi... Hele istenmedikçe kendiliğimden. Peki Ortaköy ve Hisar Tepesi nasıl geldi? Ortaköy'deki yapılara nasıl gelince, sıçredin? Ortaköy'deki yapılar e, Boğaziçi Kanununun yürürlükte olduğu bir dönem ve e, 80 ihtilalinden sonraki hükümet e, iktidarda yani Evren Hükümeti iktidarda ve Boğaz'daki yapılar. Büyük tepki uyandırıyor toplumda. Yani Boğazda inşaat yapılıyor, mahvediyorlar Boğaz'ı diye. Ee, ve kanun da diyor ki Boğaz mahvolmasın. Yani yüzde altısı arsanın kullanılabilsin. Yani bin metrekarelik arsada 60 metrekare yapı yapılabilsin. Yani yeşil kalsın. Şimdi o ilke içerisinde belediye bir imar bir yönetmeliği yapıyor. Bu imar yönetmeliğinde kat yüksekliği, çatı eğimi, saçak büyüklüğü, alt katla üst katın konsol oranları her şey tarif edilmiş. Biz Yılmaz Sanlı ile beraber Dalanın belediye başkanlığı zamanında büyük danışmanlık yaptık. O zaman bir büyük şehir danış, belediyesi evet. danışma kurulu vardı. Anayasacılar var, hukukçular var, efendim e, rektörler var. Mimar olarak da Yılmaz'la ben varız, Yılmaz Sanlı'yla. Dalan bize dedi ki, hocalar buraya bir yönetmelik yapın ki bu yüzde altı çerçevesi içinde birbirine benzer yapılar olmasın. Biz de oturduk Yılmaz Sanlı'yla bir yönetmelik hazırladık. Bu e, kanunu suistimal edilmesin diye de metrekare değil de metreküp yani ne hak veriyorsa metreküp olarak yapıya, O metreküpün içinde eni boyu serbest kalsın yapıların. Peki biçim tarif ettiniz mi? Yok. Efendim? Ya bununla bir sürü birçok yapı yapılabilir. Tabii tabii. Öyle bir yönetmelik yaptık ama bu yönetmelik şehir meclisinden geçmedi. Şehir meclisinden bizim sonradan uygulamak zorunda kaldığımız yönetmelik geçti. Dalan'a şikayet ettik. Sayın Dalan ne oldu bu böyle? Vallahi birader imar şey meclis imar komisyonu kendi kafalarına böyle şeyler yapıyorlar filan dedi kaldı o mesele. Yani o, o yapılar da aslında dayatılmış bazı kuralları şark kahvesi gibi ya. Dayatılmıştı. Size kaldığında Ama ona o yapılar hiç içinde o yapılar içinde de gene de bir yeni yorum getirmeye çalıştık cephe tretmanlarına tretmanına yani daha geniş pencereler sürme kapılar filan ama geneldeki e, düşeylik etkisi korunmuş oluyor. Uzaktan Sedat Bey yapılarını andırıyor ama tam da o değil. Yönetmeliğin verdiği yapıları kendi içinde olabildiği kadar evet. serbestleşsin. Yani aslında o bu geleneksel motiflerin kullanıldığı yapılarınızın hepsinin altında sizden istenen şeyleri yerine getirmek var. Evet. Kendinizle kaldığınızda bunu yapmıyorsunuz. Hayır tabii. Mesela benim bu anlamda geleneksel olarak çok sorunlu gördüğüm ya da çok zor bir problem gibi gördüğüm İstiklal Caddesi'nde bina yapmak. Ve orada Pamukbank binasının İstiklal Caddesi'nde yapılmış en iyi iki yapıdan birisi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bu. Öteki de yapı kredi Şinkel'in binasının karşısı gibi kalan ve yanılmıyorsam Ercüment Tarcı'nın olan ve böyle son derece açık beton hatları evet. dışarıda olan. var evet. ama başına gelmeyen kalmadı o evet. zavallı yapının. E Birçok yapımız da e, musarip oldu tabii. Ya, işte, müdahalelerden. Mesela Pamukbank binasının tasarımına karar verirken caddede olmanızın İstiklal Caddesi'nin üzerinde kendi karakteri çok belirgin bir yerde olmanızın nasıl bir etkisi var? Yani başlangıç işte, noktanız neydi? Yani şu Onu bilmek efendim, isterim. Yani deminden beri anlatmaya çalıştığım şeydi. Yani İstiklal Caddesi içinde bir yapı çevresi içinde yabancı durmamalı. Bir defa öyle bir yapı olmalı ki Aa bu da nereden çıktı gibi olmamalı. Çevresiyle barışık olmalı ama bugünün yapısı olmalı. Evet, tam... Yani 19. yüzyıl Beyoğlu yapılarının şeyi de olmamalı. Peki böyle bir nasıl olacak bu? Ya, evet. Bu nasıl olacak? Tuttuk İstiklal Caddesi'nin o cephesinin e, rölevesini çıkardık. Yanındaki binalar hangi binalarla beraber algılanacak? Oraya o yapıyı yerleştirmeye çalıştık. Ve baktık ki mesela o cep Galatasaray Bahçesi'ne bakan geniş cephe batıya bakıyor. Müthiş güneş alıyor. E, burada çok camlı, çağdaş bir yapı yapmak yani ekonomik de değil, sağlıklı da değil güneş altında bir yapı zaten son derece dar bir arsa. Ben ona kravat gibi bir arsa diyorum. Hı, Önü 9 metre, arkası 3 metre. Böyle bir 25 metre boyunda tam bir kravat formunda bir arsa. Cephesi geniş ama kendi küçücük. Orada işte doluluk-boşluk oranları, sağırlıklar, camlar, e, zeminle ilişki. Zeminde çünkü genelde dükkanlar, bankalar, e, İstiklal Caddesi'nin karakteri o. Mesela o yapının girişindeki geri çekilme, bitirirken merdivenin daireselliği, tam o evet, evet. Galatasaray hamamının köşesinden dönüşü sağlıyor olması falan, onlar gerçekten çok yerine göre şeyler. Şuna gelmek istiyorum. Yani onlar küçük küçük duyarlılıklar diyelim. Çok önemli ama yani o onlarla zaten o bütünlük sağlanabiliyor. Şimdi. Bütün bu yapıların arasında bence sizin ayırıcı özelliğiniz endüstri yapıları. Yani çok ilginç bir şekilde Cumhuriyet'in ilk döneminde büyük bir şeyle, özenle yapılmış, çoğu yabancı mimarlar tarafından yapılmış, çok iyi endüstri yapılarından sonra e, e, nedense endüstri yapıları birdenbire mimarlığın konusu olmaktan çıkmış ve buna biraz da prefabrikasyoncuların tavrı egemen olmuş yapı yapmak değil de neredeyse 50 bin metrekare bir arsayı kaç günde kapatırız gibi bir probleme gelmiş iş ve biraz mimarlık içerisinde tanımlanan bir şey olmaktan savrulup başka bir yere gitmiş. Siz onu alıp çok ciddi bir biçimde bir mimarlık meselesi haline getirip endüstri yapılarını tekrar mimarlığa iade ediyorsunuz. Endüstri yapılarını ele alırken diğer yapılardan farklı ya da aynı sizin için ne vardı? Yani neden onlar bu kadar iyi yapılar oldular? Efendim endüstri yapılarının amacı var. Yani her yapının amacı var da endüstri yapısının amacı şöyle bir ayırıcı farkı var. Deniyor ki endüstri yapılarında en ucuzu en çabuk yapınız. <laughs> Peki Lassa için bir şey sormak istiyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer o yapıyı daha sonra siz çelik olarak yeniden yaptınız değil mi? Efendim şöyle... Çok ilginç bir hikayedir o. Evet şöyle aynen o, onu açıklayabilirim uzun uzun. Şimdi İzmit depreminde prefabrike, Lassa'nın tamamı prefabrikedir. İzmit depreminde bir cins statik hata sonucu Dilatasyon derzleri birbirlerine çarparak, hmm. bırakılan dilatasyon derzleri çarparak tahribat yarattı. Ağır kirişler aşağıya düştü. Yapı ana strüktürü itibariyle duruyor ama bu sefer dediler ki böyle bir mesele olmasın, bunu çelik yapalım. Depremden sonraki restorasyonda çatıyı değiştirdik, çelik yaptık. Ama sade o değildi. O zaman bizden istenen yapı yüksekliğini de lastik imalatçıları 2 metre daha yükseltmek istediler. Daha yüksek daha iyi bunu yapıyorken 2 metre daha yükseltelim. Hmm. O takdirde artık beton prefabrike kolonlar yetişmez oldu. Çelik kolonlar ve çelik çatı geldi. Yani lastiğe baktığımız zaman gördüğümüz kütle etkisini korudunuz tabii, değil mi? Tabii o tabii. O ilginç bir şey. Tabii. Peki bu aynısını yapmak konusunda şu Halk Bankası binasına gelmek istiyorum. Her ne kadar siz onu e, varyasyonlar varyasyonlar diye, diye litsin evet. Paganini örneği evet. veriyorsunuz? E, nasıl oldu? Mesela onu kısaca söyle. Çünkü aynı yapıdan üç yapı var. Hoş aynı yapı değil tabii evet, ki. Değil. Ama yine de işte varyasyonları dediğiniz bir şey Onu Efendim, kısaca duyabilir miyiz? Şimdi Halk Bankası ee, 1985-84 filan o yıllarda Konya yolu kavşağında İnönü Bulvarı ile Konya yolu kavşağında Bahçeli Evler'in bir kenarında bir arsa almışlar. Ve orada bir banka genel müdürlüğü yapmak istiyorlar. Ve diyorlar ki bu kent içinde sembolik bir yapı olsun. Giriş kapısı gibi o gün için o Hı -hı. nokta Ankara daha genişlememiş. Böyle bir yapı olsun. Biz yarışmada işte bütün bu düşüncelerle Halk Bankası için bize göre gene özgün bir çözüm yaptık. Bir çekirdeğe bağlı iki büro, ortasında mafsalda düşey sirkülasyon elemanları, iki yanında doğu batı değil de kuzey güney yönünde ışık alan büyük, büro blokları. Büyük bir kapı gibidir zaten. O büro blokları… İki yanda böyle duruyor, ortada da çekirdek kitlesi olunca o zaten bir kare form teşkil ediyor ama her iki yönde de bir boşluk çıkarıyor. O boşluğa da e, beş kat, 4 katta bir kat bahçeleri koyarak geniş, <laughs> çalışanların hava almaları için plan, 20 katlı, 25 katlı yapıdan bahçeye inmeden bir doğal ortam bulsunlar açık ortam yani yeşil, yeşillenmiş bahçe filan. Ve bu neticede bu bütün düşüncelerin bir araya gelmesi, e, orada simgesel alçak bir yapı da yapabilirdik tabii onu da düşündük. Yani bir mega stüktür yaparak güçlü bir betonarme içinde Halk Bankası büroları. Peki bürolar bu ya. ilk Halk Bankası binası Peki ikinci ve üçüncü denemeler ha. nereden çıktı? Ha şöyle oldu. Aradan 4-5 sene geçtikten sonra e, ba Halk Bankası'nın müteahhidi Gama İnşaat'tı. Gama İnşaat'ın patronu bana telefon etti. Dedi ki Doğancığım bu Ruslar gelmiş, Gazprom yetkilileri. Ankara'da bu binayı çok beğenmişler. Ve kendi ihtiyaçlarına da çok uygunmuş. Moskova'da bizim gama olarak o binanın aynısını yapmamızı istiyorlar dedi. Tabii biz dedik ki dedi, mimarı var bunun gidin mimarını bulun filan dedik dedi. Siz şimdi öyle bir yapı yapacaksınız dedi Moskova'da. Beni aldı bir düşünce ya Moskova'nın iklimi ne? Ankara ne? Oradaki açık balkonları Moskova'da eksi 25 derecede filan nasıl yapalım? Yani kuzeyi güneyi farklı arsa nasıldır bilmiyoruz filan. Neticede ben kalktım Moskova'ya gittim. Gama gönderdi. Moskova'da Gazprom'un yetkilileriyle ve Gazprom'un bu işi yapmakla görevlendirdiği bir mimari büroyla beraber yapacağız binayı. Hatta ilk konuşmamızda beni biraz imtihan ettiler. Yani nasıl bir şey tasarlarsınız acaba filan biraz program anlattılar. Ben de A4 beyaz kağıda bir iki eskiz yaptım. Ben de duruyor o eskizler. O kitabı, hala. kitapta da var o çizim. Ha, belki vardır. A4'te çizim. Bunları beğendiler. Tamam dediler. Biz bunları yapalım. Biz çalışmaya başladık. Şimdi zamanla ihtiyaçlar değişti. Arsa 110 dönümden 21 dönüme indi. Program büyüdü. Arsa küçüldü. Program büyüdü başımıza gelmedik kalmadı. Üstelik de o büronun nazik yaşlı benim yaşımda mimarı Haven diye bir adam dostum vardı. O da Doğan Bey bunun üstüne bir külah ekleyelim, oralara sivriler ekleyelim filan. Ben bıraktım yapıyı. Sonra gama tamamladı. Peki üçüncü varyasyon? Ha üçüncü varyasyon aradan 10 sene geçtikten sonra Halk Bankası Yeni bir arsa almış aynı yerde. Yani biraz üzer, ileride eee bir şey mevki yani orada Çünkü Söğüt ilk yapıyı Özü. ticaret müsteşarlığına bıraktığı için Halk Bankası evet. tekrar binayı evet. Istiyor. evet. birinci binayı bittiği gün Halk Bankası taşınmak üzereyken Halk Bankasının sahibi olan Hazine Müsteşarlığı el koydu birinci binayı. Onun üzerine Alt Bankası gene açıkta kaldı. Aradan 10 sene geçti. Bir arsa bulmuşlar benzer. Söğüt özünde o yönde. Atatürk Bulvarı'na biraz mesafeli. Bizi çağırdılar dediler ki biz birinci yarışmada kazandınız siz. Biz bu ikinci Halk Bankası binasında size vermek istiyoruz ama yarışmasız verdiğimiz için fiyatı düşürün. Yani tarifeyi ye göre 5. sınıf değil 4'ten hesaplarsanız size verelim bunu. E ne yapalım pekala. Aradan zaman geçmiş. Biz de o, o geçen 10 sene içinde hafif değişen programla ve bizim mimarlık anlayışımızla ama işlev şeması aynı kalmak şartıyla yapıyı biraz daha hafif, daha hareketli, daha gölgeli, ışıklı betonarme yerine çelik kullanarak kimi yerde daha hafif ifadeli bir yapı yapmak zorunda kaldık ve dedi ki o zaman yahu bunlar birbirine benziyor ama bir varyasyon teması da var işte müzikte e, yapmış list <laughs> Paganin'in bir teması üstüne varyasyon o müziği çalıyor ama. Peki tek kelimelik bir cevap verecek olsanız Peki. hazır bu varyasyona gelmişken nişan taşında <laughs> Vali Caddesi'nin tam Sonundaki ucuna eklenen, apartmandı. yapı kredi çalışanları için yaptığınız evet. bir bina var. O şu sıralarda değişti ve siyah bir kütleye dönüştü. Ha, nasıl buluyorsunuz bu yeni halini? Efendim çok hayıflanıyorum tabii. Ya evet, çok yazık yani, oldu bence de bina. E, de. E, o yapıyı yapı kredi vakfından satın alan bir kişi, sonradan bir başka kişiye sattı. O galiba bir başka kişiye sattı. <laughs> Üçüncü alan, şimdi yapıyı yapan, anlaşılan şıklaştıracağım diye ve yeni yani 2020 yapısı siyah kaplamaya çevirdi. Bazı oranlarını bozdu vesaire. Bunun hukuki tarafı ayrı bir mesele. Yani ...anlatılabilir uzun uzun. Yok ben Biri mimarlık yok batıkta, yani bence de. Ama mimari olarak bence yazık oldu. O bence 1975 Türk mimarlığının bir ürünüydü. Evet evet gerçekten. Ve kalsaydı çok iyi Çok iyi olurdu. Çünkü temiz bir yapıydı. Şimdi ee, bu kadar yapıyı arka arkaya konuşunca ve sizi dinleyince... Bir, bir, sizin çok önemli bir özelliğiniz daha var. Danışma kurulları, jürilikler, yönetim kurulu, oda yöneticiliği, öğrenciliğinizden biri, talebe cemiyetinden başlayarak dernek kuruculuğundan bunu devam etmiş. Şöyle bir şey hissediyorum ben. Hiç mızıldanmamışsınız. Yani bir konunun dışında durarak söylenmemişsiniz. Gidip içine çalışarak, elinizden geldiği kadar onu daha iyi bir yere taşıyarak düzeltmeye çalışarak ve çok ilginç bunların hikayelerini dikkatle okuyunca şu fark ediliyor. O sizin istediğiniz yere gitmiyorsa da bırakmışsınız. Tabii. Yani her koşulda Tabii. onu sürdürmemişsiniz. Tabii. Bence bu gerçekten olağanüstü ayırıcı bir özellik. Yani bir şeyi bir şeye itirazınız varsa onun uzağında durarak değil, efendim, içine girerek o efendim, yapının içine girerek. imkan yok. Evet. Çok küçük bir örnek anlatabilir miyim yoksa başka bir konuya mı geçelim? Yok ben e, hani bu bir tespit olarak şey buna Hayır. katılıyorsanız Peki. E, kalabilir orada. Çünkü Peki. bu neden önemli? E, şöyle bütün bunlara baktığım zaman yani ister endüstri yapılarının mimarlığın meselesi haline getirilmesi, ister İstiklal Caddesi'nin üzerinde bina nasıl yapılacağını bul bulmaya çalışmak, Geleneksel motifleri koymak yerine onun özünde ne olup bittiğini anlamaya çalışmak, manifaturacılar çarşısı gibi bir yapıyı neredeyse zamansız sayılabilecek nitelikte üretmek ve oraya koymak, şöyle bir şey çıkıyor karşıma, şöyle bir kişilik çıkıyor. Düşünürken ki siz bazı yeni projeleriniz alıp ya bunu nasıl yapacağız falan diye böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Düşünürken karamsar ve tedirgin yaparken dünyanın en iyimser insanı çıkıyor ortaya. Onun için de belki başlarken söylediğim gibi hani o kadar büyük bir konsantrasyonla yapmışsınız ki dediğim şeyi sizinle ilgili okuduklarımdan sonra daha iyi anladığımı sanıyorum. Anladığım şey şuydu. yani yapmanız gerekiyordu. Bunları hem evet. iyi hem bunları iyi yapmak için hem kendinize iyi yapmak için. Ben, ya iyi ki yapmışsınız diye düşünüyorum Efendim, açıkçası. çok teşekkür ederim. Yani bizim mimarlık eleştirmenlerimiz mimariye e, sanat tarihçisi gibi bakıyorlar diye düşünürüm ben. Mimarlık eleştirmenlerimizi benim açımdan eleştiririm ben de. Şimdi e, senin sevgili Nevzat, mimar oluşun, bizim yaptıklarımızı. Bana daha iyi anlattı. Onun için <laughs> çok teşekkür ediyorum. Fakat bu karamsarlık meselesine gelince şöyle bir mesele var. Başlangıç karamsar oluyoruz gayet tabii. Ama yaparken evet. de karamsarız hep. Yani sonuna kadar. Yapı zaten bittiği zaman bitiyor. Yani bizim mesela Bonas Ankara'daki operayı yaptıktan sonra Ankara'ya gittiğinde hole bir sandalye koyar ve e, ...holü tekrar nasıl tasarlayabilirim diye eskiz yapardı. Biliyor musunuz bu hikayeyi? Böyle bir adamdı evet. bu nasıl? <laughs> Öbür yapıda ne yaparım diye yapıyordu herhalde. <laughs> Belki de. Yahut aynı hol nasıl olabilirdi diye çalışıyor. Bizim de tasarım sürecimiz öyle ki devamlı gelişiyor... ...nihayet bir noktada bitiyor. Yani fiziki olarak inşa edilmek zorunda. O noktada tasarım donuyor artık, bitiyor o zaman da bazı keşkelerimiz kalıyor. Yani karamsarlık ve sorumluluk hep devam ediyor. Evet. Yani bu kadar yapımız bahsettiğiniz sayılar filan bunların içinde bir tek rahmetli Emin Hoca'nın kabri onu yapmak nasip oldu ondan gurur duyuyorum. Bir ondan bir de biraz Lassa'dan keşke demediğim yapılardır. <laughs> Hepsinde var bir keşke. Bence yine o Oscar Wilde'ın şiiri gibi yani attığınız virgülü tekrar koymuşsunuz. O keşkeleri birçok yani bütün yapılarınızı arka arkaya bakınca birinde az olan ötekinde çok olmuş. Birinde eksik kalan ötekinde tamamlanmış. Yani sanki böyle çok büyük bir yapıya bakıyormuşuz gibi onun parçalarına bakıyormuşuz gibi. Ben şöyle bu amaçla sizi tekrar ee, okumaya çalıştığımda gördüğüm şeyden çok memnunumdur. İyi ki yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim.